Merhaba, ben Savaş Akar. Hayatımız Proje, proje yöneticisinin el kitabında yer alan kişisel gelişim yazılarımızı okumaya devam ediyoruz. Bugün sizlere okuyacağım ve belli kısımlarını açıklayacağım yazımın adı Proje Yönetim Metodolojilerine Nasıl Yaklaşmalı? Firmalar, proje yönetim metodolojilerini politika ve prosedürler, formlar, şablonlar ve kontrol listeleriyle destekleyerek oluştururlar. Tüm projeler için tek bir metodoloji hazırlanabileceği gibi sektörel, yani bilişim ve inşaat diyebiliriz ve veya proje boyutlarına küçük, büyük diyebiliriz göre esnek metodolojilerin hazırlanması mümkündür. Eğer yönetimler bu metodolojilere hızlı bir düzeltme ve çözüm olarak, sihirli değnek olarak, başarısı için hazır reçete olarak bakarlarsa problemler başlar. Aslında bu bölümü biraz daha açıklamak istiyorum. Birçok yönetim, proje yönetim metodolojisinin gelmesiyle beraber tüm problemlerinin gideceğini, her şeyin çok daha iyi olacağını, fakat bunun da hızlı olacağını düşünüyor. Bu çok doğru bir yaklaşım değildir. Aslında proje yönetimi zaman içinde olgunlaşacak, firma tarafından benimsenecek, çalışanlar tarafından kabul görecek ve giderek iyileşecek bir metodolojidir. O yüzden hızlı bir düzeltme ve çözüm olarak görülmemelidir. Sihirli bir değnek değildir. Problemleri tamamen ortadan kaldırmaz. Başarı için hazır reçete olarak bakılması sıkıntılar yaratacaktır. Çünkü aslında proje yönetim metodolojisi firmaların kendilerinin geliştirmesi, kendilerine uygun yöntemler bulmaları gereken bir sistemdir. Böyle bir bakış açısı metodolojilerin aşağıdaki gibi hazırlanmasına sebep olur. Genel geçer ve üst seviyede. Gerçekçi olmayan teorik içerik. Fonksiyonel olmayan ve herkesi içermeyen. Endüstri standartlarını ve deneyimleri göz ardı eden. Etkileyici gözüken ama kullanılmayan, standart ve ortak bir dili olmayan, problemleri çözmeyen ya da önleyemeyen, bürokratik ve idari süreçleri karmaşık, herhangi bir performans ölçütü içermeyen. Bu şekilde hazırlanmış bir metodoloji bir süre sonra hem sahiplenilmediğinden hem de takip edilmediğinden kullanışsız hale gelir. Bu tür metodolojiler için harcanan efor ve hatta paralar boşa gitmiş olur. Metodolojilerin başarılı olması, varsayımların ya da koşulların değişmesine rağmen kullanılabilir olmasına bağlıdır. Yani metodoloji esnek olmalıdır, sık sık gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. Sistemli ve sıralı bir ilişki yapısı içermesine bağlıdır ki metodoloji böylelikle hem öğrenmesi hem uygulaması açısından şirket personeli tarafından daha kolay kabul görecektir. Alternatif ya da başka bakış açılarını içine alabiliyor olmasına, sabit ve katı metodolojiler esnetemediğiniz noktalarda, özellikle istisnaların çıktığı durumlarda sıkıntı yaşamanıza sebep olabilir. Projelerde oluşan durumların göre alternatif ya da başka bakış açılarının metodoloji içine girebiliyor olması çok önemlidir. Proje tiplerine ve boyutlarına göre uyarlanabilmesine. Burada da aracın amacı aşmaması çok önemli. Küçük projelerde çok fazla dokümantasyon, büyük projelerde çok az dokümantasyon. Her proje tipine aynı tipte ve çok dokümantasyon sıkıntı yaratacaktır. Projenin tiplerine ve boyutlarına göre hızı düşürmeyecek bir metodoloji geliştirilmesi gerekir. Projelerde yer alan tüm taraflarca kabul edilmiş ve sahiplenilmiş olmasına bağlıdır. Bu da proje yönetim metodolojisini geliştirirken aslında projelerden etkilenen ve etkileyecek tüm tarafların bu çalışmanın içine dahil edilmesinin önemini söylediğim madde. Burada özellikle eğitimlerde ve danışmanlıklarda çok altını çizdiğim çok önemli bir mesajı sizle paylaşmak istiyorum. Bir şirkette
proje yönetiminin başarısı, yönetimin uygulatma, çalışanların uygulama konusunda ortaya koydukları iradeye bağlıdır. Biraz aşmam gerekirse, proje yönetimi belli kurallar getirir, alışkanlıkların dışına çıkılmasını gerektirebilir. Örneğin zaman planı yapılması gerekir. Yönetim, zaman planının uygulanması konusunda bir irade koymalıdır. İstisnasız olarak tüm proje yöneticileri projelerine zaman planı hazırlamalılar. Yönetim, zaman planı hazırlanmadığında ne yapılacağını belirlemelidir. Çalışanlar eğitimlerle proje yönetimine ısındırılabilir, farkındalık yaratılabilir ama onların da proje yönetimini anlayarak ve bu işin önemini kavrayarak performans göstermeleri gerekir. Ne zaman bir şirket planlama ve yürütme yerine sadece konuşarak zaman geçiriyorsa problem var demektir. Buna boş laf tuzağı adı verilir. Birçok konuda sürekli toplantılar yaparak belli kararlar almadan ve ne yürüdüğü belirsiz birçok görüşme sonrasında hiçbir yere varılamadığı görülebilir. Biz buna boş laf tuzağı diyoruz. Projelerde metodolojilerinin ayaklarının yere basması ve mantıklı olması çok önemlidir. Boş sözlerle veya vaatlerle hazırlanmaması gerekir. Herkese hitap eden, ortak kabul olmuş bir metodoloji olması gerekir. Bugünkü yazımın da sonuna geldim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Ben Savaş Yakar. Görüşmek üzere.